Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Astrolog Aslan ben. Mayıs ayı e, yorumlarıyla karşınızdayım. Mayıs ayında tutulma mevsimindeyiz. Malum, geçtiğimiz ay bir güneş tutulması gerçekleşmişti Koç burcunda. Şimdi de Ay tutulması gerçekleşecek. E, e, ay bur, Ay. ay tutulması Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. 6 Mayıs'ta gerçekleşecek. Akabinde 19 Mayıs'ta bir Boğa Burcu'nda yeni ay gerçekleşecek. Merkür gerilemesi zaten geçen ay başlamıştı. Bu ayda devam ediyor olacak arkadaşlar. Merkür gerilemesinin Kuzey Ay düğümüyle birlikte hareket ediyor ve aynı burçta olması sebebiyle bu Merkür gerilemesi hepimize yarayacak. Aslında hayatımızı şöyle bir gözden geçireceğiz, revize edeceğiz, yeni başlangıçlar yapacağız, ay tutulması ve yeni ayında etkileriyle Mayıs ayında çok görünür olmaya başlayacak. Hem Merkür Retrosu'nun sonuçlarını topluyor olacağız. Hem de e, yeni ayın etkileriyle e, aslında hayatımızda temizlenmesi gereken, süpürülmesi gereken ne var ne yoksa bir kenara bırakıp e, yeni başlangıçlar e, için yol almaya başlayacağız. Bunun da görünür olduğu tarihlerden biri de 19 Mayıs diyebilirim arkadaşlar. Evet yeni ayda e, Öncesinde süpürdüğümüz e, sorunları, problemleri temizlediğimiz bir süreç daha sonrasında da e, otomatikmen yeni başlangıçlara sebebiyet veriyor olacak. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olur, bildirim zilini açar. Beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, Beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Elinize emeğinize sağlık diyorum şimdiden. Danışmanlık almak isterseniz e, kampanyamızdan yararlanabilir. E, WhatsApp hattı üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. E, doğum haritası analizi, doğum saati tespiti e, ve öngörü analizi kampanya fiyatımız 1000 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Merhaba Başak burçları ve Yükselen burcu Başak olanlar. Evet, haritayı da şöyle bir açıyorum. Mayıs ayında bizi neler bekliyor? Tabii ki öncelikle bir Merkür Retro'muz var. Merkür Retro'su 9. evimizde gerçekleşiyor. Mahkeme alanlarımız, yurt dışı bağlantılı işlerimiz, bununla beraber eğitim hayatımız, bilgili ve deneyimli olduğumuz bir konunun üzerine master doktora yapmak gibi bir konuyu da işaret ediyor olabilir. Ya da e, tam böyle mesleki kariyerimize geçmeden önce staj dönemini anlatıyor olabilir. Merkür retrosunun 9. evimizde olması yurt dışı işte akademik konular, e-ticaret e e, ve mahkeme alanları ile ilgili yapılması gereken bazı şeyler var, bazı prosedürler var. E, bunlarla ilgili elini çabuk tut. Biraz daha hızlan diyen bir duruma getirecek bizi. Ay tutulması ise 6 Mayıs'ta gerçekleşecek Akrep burcunda. Bu da 3. evinizde yaşanacak arkadaşlar. Yakın çevre, akrabalar, bunlarla olan diyaloglar, kardeşle olan diyaloglar biraz gerginleşen, eee, sorunlu, sıkıntılı, e, gördüğümüz bir konun mahkemeye taşınması, iletişim kuramıyorsak anlı Anlatıyoruz, anlaşılmıyorsak bunların daha hukuki bir yönden çözüme kavuşması yine söz konusu olabilir. Çözüm adanı yani bir mahkemeye taşımak gibi bir enerjiye de götürebiliriz. Bunun dışında yurt dışı bağlantılı yine bir başvuru yapmamız, görüşme, konuşma veya haber trafiğimizin bayağı yoğun olması anlamına gelebilir. Yine bu ay tutulması belki bir staj, bir başvuru e, ya da e, bir sınavla alakalı yani belki de kariyerimizin yani okul kariyerimizin son noktasına geldik son bir sınavı vereceğiz belki bu tamamlanma enerjileriyle beraber mezun olacağız işte atamalarla ilgili gündemimiz başlayacak ama o son vurguyu yapmadan sanki daha ilerleyemiyoruz hayatımızda kariyere doğru e, gidemiyoruz İşte bu e, sınav ve Eğitimle alakalı da bazı işlerimizin tamamlanması şeklinde vurgulanıyor olabilir arkadaşlar. 19 Mayıs'ta da Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da yine sizin 9. evinizde gerçekleşeceğinden dolayı ayın başından beri hatta Nisan'dan bu yana süre gelen bu silsile şeklindeki olaylar bir şekilde sizi o harekete geçirecek yapmanız tamamlamanız düzeltmeniz gereken evraktır işte başvurudur sınavdır bu konularını tamamlayıp 19 Mayıs ve sonrası günlerde artık tamamladık yani vizemiz çıktı işte e, her şeyimiz yapıldı yurt dışı ile ilgili biletlerimizin alınması artık orayla ilgili bağlantılarımızın tamamlanması e, belki okulla ilgili işte e, sınavlarımızın başarılı sonuçlarını almak e, Yurt dışı bağlantılı bir iş yapıyorsak e, ayın başından beri uğraştığımız konunun artık emeğiniz karşılığını vermesi, sonuç almamız gibi bir duruma da eşitleniyor olabilir. E, tabii ki burada m, uzun zamandır planladığımız bir e, eğitim fırsatı almak istiyorsak bu eğitim fırsatına kabul edilmesi, e, bir eğitimin başlaması, yeni başlangıçlar için de güzel bir süreci temsil ediyor olacak. Yani ayın başında ne ile uğraşıyorsak ayın sonunda bunun ödüllerini topluyor olacağız diyebiliriz kısacası. Başak burçların özellikle 9. evindeki bu hareketlilik, 3. evindeki de ay tutulması biraz daha ileri yaşlardakiler için biraz mahkeme alanlarını çok temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Ha, tabii ki mahkemenin dışında bir de uzun seyahatler, seyahatlerden gelecek fırsatlar, Belki bir tatil planı diye başlattığımız bir enerjinin ileride taşınacağımız bir yeri seçmek anlamına geldiğini biraz da 19 Mayıs'tan sonra fark edeceğiz ama fark edeceğiz arkadaşlar. Yani ayın başında neyle uğraşıyorsak ayın sonunda da bunun ödülünü alıyoruz. Bunlarla ilgili tamamlanma enerjilerine giriyoruz diyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.